Merhaba, Latif ben, Kemal Cüce Tarım'dan. Bugün bir yaşlı bademlerimizin şekil budaması ile ilgili bir tanıtım videosu çekeceğiz ve bir yaşlı bademlerin şekli nasıl verilmesi gerekiyor, şekil budaması nasıl olması gerekiyor, bunu konuşacağız. Bildiklerimizi size aktarmaya çalışacağız. Şimdi resimdeki gördüğünüz çeşit Vairo, anacı CF677. Geçen sene Nisan Mayıs gibi dikildi. 2019 Nisan Mayıs gibi dikildi. Ve şu anda 2021 Mart'tayız. Bulunduğumuz rakım 1000 metre civarında, 1100 civarında bir rakımdayız ve şekil budamasına başlayacağız. Şimdi şekil budamasına geçerken geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi ilk yapmamız gereken şekil budamasında, eğer gövde sarsıcı kullanacaksanız, gövde sarsıcı ile ileriki yıllarda hasadınızı yapmak istiyorsanız mutlaka tepe kesimini 110 santimden yapmak zorundasınız. Ve 110 santimden yaptıktan sonra da 100-110 santim aralığından 3, 4 veya 5 dal, 5 ana dal kalabilir. İlk yapmanız gereken işlem bu. 110 santime kadar getireceksiniz. Gövde sarsıcı ile tabi hasadınızı yapacaksanız. Eğer gövde sarsıcı ile hasadınızı yapmayacaksanız daha aşağılardan taş verebilirsiniz. 70 santimden, 80 santimden de ilk taşlandırma noktasını oluşturabilirsiniz. Burada ileride gövde sarsıcı ile hasat yapılacağı düşünüldüğü için 110 santime kadar getirildi. Tepe kesimi yapıldı. Daha sonra buradaki 10 santimlik, 110 santimlik alandan 3, 4 veya 5 dal çıkarılmak suretiyle ağacımızın ilk şekli şu anda oluşturulmaya başlanacak. Şimdi şöyle izah edelim. İlk yapmamız gereken bu ağaçta ortadaki yukarı doğru giden yaklaşık 70 santim 70 derecelik bir açıyla giden dalları sıfırdan çıkarmak suretiyle orta kısmını açacağız. Ortayı açtıktan sonra ağacımızın şekli biraz kendini gösterdi. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ana dalımız var. Ve 5'i de farklı yönlere bakıyor. 5'i de farklı yönlere baktığı için bu 5 ana dalında burada kalmasında bir mahsur yok. İlla ki 3'e, 4'e düşürmemize gerek yok. Eğer ana dallarınızın hepsi farklı yönlere bakıyorsa ve birbirine rakip değilse, birbirine sürtünmüyorsa 5'i de kalabilir. Şimdi 5 ana dal kaldıktan sonra bunlara küçük uç almaları yapacağız. Sert budamalar yapmayacağız. Sert budama yapacak bir durumumuz yok zaten şu anda. Şu şekilde uç alma yaptıktan sonra şu dalları, hemen altındaki dalları sıfırdan kesmiyoruz. Biraz tırnaklı bırakıyoruz ki buradan tekrar dal versin, yan dal versin ve yan dal oluştura oluştura ağacımızı büyütmek istiyoruz. Şimdi buradan da uç alım yaptık. Bu şekilde yine tırnaklı bir şekilde budamamızı yaptık. Yine bu şekilde tırnaklı bir şekilde budamamızı yaptık. 2, 4, 5 tane dalımız var şu anda. Ve bu şekilde bu ağacın ilk sene için budaması, şekil budaması yapılmıştır. Şimdi tabii her ağacımızın şekli bu kadar düzgün olmuyor. Daha böyle şekli zor ağaçlar var. Tam olarak hangi dalı keseceğimizi bilemeyeceğimiz daha böyle zor dallar var. Mesela şu ağaca bakalım. Şimdi burada 110 santimden tepe kesim yapılmış ama istediğimiz gibi tam böyle dallar ortaya çıkmamış. Şimdi bu ağaçta ne yapacağız? Şimdi istediğiniz şekli tam oluşturamadıysanız tekrar geriye doğru gelmek durumundasınız. Ve tekrar tepe kesimini yapacaksınız. 3, 4 veya 5 tane dalınızı oluşturmaya çalışacaksınız. Şimdi şu dalımız dik gitmiş. Şu dalımızın şekli bizi kurtarıyor. Şunların bizi şekli kurtarıyor. Ve şuradan bir daha tekrar tepe kesim yapacağız. Ve tekrar uç alma yapmak suretiyle
Bu çalma yaptığımız zaman bu dalların sürgün gelişimini biraz daha uyarmış hale geliyoruz ve sürgüne teşvik ediyoruz. Ve şimdi tekrardan bu ağaçlarımızın gelecek dönemde, yani bu sene yapraklar tamamen uyandığı zaman, tamamen vejetasyon başladığı zaman şekil almasını, istediğimiz dalların çıkmasını bekleyeceğiz. Şimdi başka bir dala geçelim. Başka bir ağaca geçelim. Şimdi burada da mesela 110 santimden tepe kesim yapılmış. Ama bizim istediğimiz şekilde ana dallar oluşmamış. Ve şimdi ne yapmamız gerekiyor? İstediğimiz şekilde oluşmadığı için tekrar başa döneceğiz. Ve tekrar tepe kesim yapmak suretiyle istediğimiz dalların oluşmasını ağaçta zorlayacağız. Yine şuradan tepe kesim yapıyoruz ve bu dalların ucunu bu şekilde kesiyoruz. Ve buradan tekrar kestiğimiz yerlerden dal alacağız ve ana dallarımızı bu şekilde oluşturmaya başlayacağız. Şu ağaca bakalım. Şimdi bu ağaçta da tam böyle 110 santimden tepe kesimi yapılmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane dal çıkmış. Ve burada hangi dalların kalması gerektiğini, oluşturmaya çalışacağız. Şimdi yukarı doğru giden, tam ortada yukarı doğru giden bu dalımızı hemen zaten çıkarmak zorundayız. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 tane dalımız çıktı. Ve şu dalımızın da biraz daha açısı aslında yüksek ama tam çıkarılması veya çıkarılmaması konusunda biraz kararsız kalabiliriz. O yüzden 4 dal burada kalabilir. 4 dal kalmasında burada problem yok. Ve uçalma yapmak suretiyle bu 4 dalımızın burada kalmasında bir mahsur yok. Onun haricinde de şu dalımız da şuradan çıkabilir. Onun haricinde bu şekilde yapmak suretiyle ağacımızın şeklini oluşturmuş olacağız. Şimdi başka bir ağaca geçelim. Şimdi şu ağaca gelelim. Şimdi buradan yine 110 santimden tepe kesimi yapılmış. Tepe kesimi yapılmış ama istediğimiz açılarda çıkmıyor dalların hepsi. Ve şimdi ilk yapmamız gereken bu şekilde bir ağaca çok dik açıyla çıkan ve ortayı dolduran yukarı doğru giden dalları çıkarmamız lazım. Şu iki dal direkt zaten göze çarpıyor. Şimdi bu şekilde kestikten sonra farklı yönlere bakan 4 tane bizim dalımız ortaya çıkıyor. Ve ortadaki dalı çıkardıktan sonra ağacın zaten şeklini aldığını kendiniz hissedebiliyorsunuz. Ve uçalma yapmak suretiyle burada biraz tabi tırnaklı kesim yapıyoruz. Yine tekrar buradan kesiyoruz. Tırnaklı kesiyoruz ki tekrar buradan yan dallar alalım. Bu şekilde 4 tane ana dal bırakarak bu ağacımızın da şekil budaması yapılmış oldu. Şu ağaca geçelim. Şimdi burada da aslında tepe kesimi yapılmış ama çıkan dalların açıları, büyüme açıları tam bizim istediğimiz gibi değil. Şöyle baktığınız zaman yukarı doğru giden şu dalı neredeyse dik bir şekilde giden bir dalı hemen kesmemiz lazım ve çıkması gerekiyor. Şimdi bu dalı çıkardıktan sonra bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4 tane buradan bizim hepsi. Şu ikisi aynı yöne bakıyor. Burası kuzeye bakıyor. Burası da daha güneye bakan bir dalımız var. Bu kısım boş. Tam istediğimiz şekil burada oluşmadı. İstediğimiz şekil oluşmadığı için bu kısım komple boş kaldığı için de biz burada şunu tercih edebiliriz. Tekrar 110 santimlik bir kesim yapabiliriz. Ve tekrar dal çıkarmak, tekrar 110 santimle tekrar dal çıkarmak suretiyle şeklimizin farklı yönlere bakan ve birbirini etkilemeyecek şekilde dallar çıkmasını sağlayabiliriz. Tamamen ağacın 1, 2, 3, 4 dalı da öbür tarafta, bu taraf görüyorsunuz tamamen boş. Öncelikle şu dalımızı çıkaralım ve şekli tekrar bir
Kaynağa bakalım. Şimdi 3 dalımız var. 3 dalımız var. Ve şu 2 dal birbirinden çok farklı yönlerde değil. Ve yine benzer yönlere bakıyor. Şu tamamen karşısında, benim şu taraf tamamen boş. Ve bu 3 dalı da tekrar aşağıdan kesmek suretiyle buradan tekrar dal çıkartmaya çalışacağız. Ve bu şekilde tekrar ana dallar oluşturmaya çalışacağız buradan. Ve burada biraz sert budama yapmak durumundayız. Ve şu ağaca bakalım. Bu ağaca baktığınız zaman da tam bizim istediğimiz dallar tepe kesim yapılmış. 110 santimden. Ve 2 tane ortada yukarı doğru giden dik dalımız var. Ve bu ağaçta da tam bizim istediğimiz şekil oluşmamış. Ve istediğimiz şekil tam oluşmadığı için, istediğimiz yerlerden dal çıkmadığı için de bu ağaçta da geriye doğru bir budama yapacağız ve başladığımız yere kısmen geri döneceğiz. Şimdi şu dalı buradan çıkaracağız. Şu dalı da buradan çıkaracağız. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane dalımız var. Şimdi bunların da şu şekilde kesmek suretiyle tekrar buradan dal çıkartmaya zorlayacağız. Ve ağacımızın tekrar dal vererek istediğimiz şeklin oluşmasını ağaçta zorlamaya çalışacağız. Şimdi başka bir ağaca gelelim. Evet, yine bu ağaçta da istediğimiz şekil oluşmadığı için tekrar tepe kesim yapılmış ve buralardan tekrar sürgün vermesini sağlayarak ana dallarımızın oluşmasını sağlayacağız. Yine şu ağaca gelelim. Burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane dalımız var. Ve bu kısım, aşağı kısmı, yani güney kısmı tamamen boş. Yani güneye bakan hiçbir dalımız yok bizim bu bölgede. Ve aslında şu dallarımız da şekil olarak bizim istediğimiz yönlere bakıyor. Şimdi burada da aynı şekilde şuradan tepe kesim yapmak suretiyle tekrar dal çıkartmaya çalışacağız. Ve tekrardan her yöne, farklı yönlere bakan dallar oluşturmaya çalışacağız. Yine şu dalı hemen çıkarıyoruz buradan. Yine bu dalı buradan bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde biraz sert kesiyoruz. Ve tekrar dal çıkartmaya çalışacağız. Ve bu kesimlerde mutlaka önümüzdeki sene, gelecek dönemde dallar çıkmak suretiyle bu tarafı da, güney tarafına dal elde etmeye çalışacağız. Şu ağaca geçelim. Bu ağacın şekli biraz daha, yani bizim istediğimiz şekilde oluşmuş vaziyette. Şimdi tepe kesimi yapılmış 110 santimden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dal çıkmış. Şimdi bu dal fazla. Bu ağaca geldiğiniz zaman öncelikle dik giden dallar var. Hemen çok dik giden, neredeyse 80 dereceyle giden dallar var. Bu dalları hemen çıkarıyoruz. Ve çıkardıktan sonra, şu ortayı boşalttıktan sonra ağacımızın şekli biraz daha kendisini gösteriyor. Şimdi burada kaç tane ana dalın kalacağını, karar vermek durumundayız. Ve dik giden dalların çıkması gerekiyor. Ve baktığımız zaman 5 tane ana dalımız kaldı. Farklı yönlere bakan ve birbirini etkilemeyen burada aşağı yukarı 4 veya 3 dal bıraktığımız zaman, burada 3 dal bıraktığımız zaman sorunsuz bir şekilde 2 sene şekil budamasını yapacağız. Şu dalın açısı da çok, bakıyorsunuz, çok dik bir açıda. Ve şu dalın açısı da çok dik bir açıda. Ve şu 2 dalı buradan çıkartmak suretiyle şu dalı ve şu 2 dalı katmak suretiyle 3 dal burada 3 dal bırakarak bu ağacımızın şeklini bu şekilde 3 dal ile vermiş oluyoruz. Yine bu ağacımıza gelelim. Gördüğünüz gibi 110 santimden kestiğiniz zaman her zaman çok böyle istediğimiz dalları elde edemeyebiliyoruz. Şimdi bunu aslında 110 santimden kestiğiniz zaman bu şekilde
Erken dönemde eğer yani kestiniz, hemen burada bir 4-5 tane dal çıktı. Haziran ayında diyelim ki. Ve bu ana dalların oluşturulma kısmını eğer Haziran'da veya Temmuz'da yaparsanız, kışa bırakmadan yaparsanız zaman kazanmış olursunuz. Zaman kazanmış olursunuz. Ve kışın geldiği zaman dallarınızın tamamı, ana dallarının tamamı istediğiniz yönlere bakacak şekilde oluşmuş olur. Ve tekrar geriye doğru kesim veya daha vakit kaybı gibi problemlerle uğraşmamış olursunuz. Haziran-Temmuz dönemlerinde, yaz dönemlerinde buradaki kalacak olan ana dallar belirlenmesi gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman burada da 3 tane ana dal vermek durumundayız. Şu 3 dal dikkat ettiyseniz çok dik ve yukarı doğru gidiyor. Ve üçünü de buradan kesmek suretiyle ve uçlarını da bu şekilde vurmak suretiyle dalımız, ağacımızın şeklini vermiş oluyoruz. Şu ağaca gidelim. Şimdi bu ağacımızın şekli daha yani bizim istediğimiz gibi biraz daha istediğimiz noktalarda ana dallar çıkmış. Şimdi burada kaç tane ana dal vereceğimizi planlamamız gerekiyor şu anda. Ve çok dik çıkan, çok dik çıkan dalları hemen kesmemiz gerekiyor. Şimdi 4 tane baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane burada ana dalımız var. Yani şu dalımız olmazsa burada şeklimiz şu dalın olmadığını varsayın. Hemen şu dalı şöyle aşağı doğru kıvırın. Ve 4 tane farklı yönlere çıkan dalı kesmeden de aşağı doğru kırmak suretiyle de hayal edebiliyoruz. Bu şekilde de yaparsak daha iyi hangi dalın çıkması gerektiğini anlayabiliyoruz. Hemen bu dalı çıkardığınız zaman 4 tane bizim ana dalımız kalıyor. Bunların da ucuna vurmak suretiyle hepsi farklı yönlere bakıyor. Bizim şeklimiz bu fidan için oluşmuş oluyor. Yine şu aşağı doğru giden dallar var, görüyorsunuz. Bunları ucuna vurabilirsiniz. Kalabilir. Çok da problem değil. Bir başka bir ağaca geçelim. Bu ağaca geçelim. Yine burada da 110 santimden tepe kesim yapılmış. 1, 2, 3, 4 ve 2 tane de buradan çıkmış. Toplam 6 tane dalımız var. Ve yukarı doğru giden, dik giden dalları çıkarmamız gerekiyor. Ve daha 45 dereceyle veya 50 dereceyle giden, daha böyle farklı yönlere bakan dalları bırakmamız gerekiyor. Şimdi ilk bakışta hemen şu dalımız yukarı doğru gitmiş. Görüyorsunuz zaten. Hemen bu dalı çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bu dalı çıkarttıktan sonra bir daha bakacağız. Şimdi bu dalı çıkarttıktan sonra farklı yönlere bakan 2, 4, 5 tane dalımız var. Bu 5 dalımızın 5'i de şu anda burada kalabilir. Çünkü tamamı farklı yönlere bakıyor. Kalmasına bir mahsur yok. Ve bunları uç almak suretiyle uyararak önümüzdeki sene büyümelerini sağlayacağız. Şu ağaca bakalım. Bu fidana bakalım. Şimdi burada da bizim tepe kesimi yapılmış 110 santimde. Ama istediğimiz şekil farklı yönlere bakan 4-5 dal veya 3 dal tam oluşmamış. Şimdi bu ağaca gelir gelmez yukarı doğru çok dik giden şu dalımız var hemen. Şimdi bu dalı keseceğiz ve bu dalı kestikten sonra biraz daha iyi anlayacağız hangileri kalacak ve hangileri gidecek. Şimdi baktığınız zaman bizim burada farklı yönlere bakan 4 tane dalımız var. Şu dalımızın biraz daha yönü. Yani çok böyle yarı dik değil, 45 derecelik bir açıyla gitmiyor ama gitmesin. Sorun değil, yani hep böyle gidecek manasına gelmiyor. Ve iki tane dalımız da burada direkt aşağı doğru bakıyor. Şimdi şu dalları keseceğiz. Ve burada bizim 4 tane farklı yönlere bakan dalımız kalacak. Bunların da ucunu bu şekilde vurduğumuz zaman bu ağacımızın şeklini vermiş olacağız. Her zaman tam istediğiniz gibi
45 derecelik açıyla 3 dal veya 4 dal veya 5 dal oluşturamazsınız. Ama ağaç büyüdüğü zaman, 2. 3. yaşına geldiği zaman, 4. yaşına geldiğin zaman şeklini ağaç kendi kendine toparlayacaktır. Her zaman çok böyle şekli çok güzel olan ağaçlar olmuyor. Ama dediğim gibi eğer Haziran'da, Temmuz ayında ana dallarınızı belirlerseniz kışın geldiğiniz zaman daha kolay bir budama yapmış olursunuz. Şimdi bu ağaca bakalım. Şimdi 110 santimin tepesi kesilmiş. Kesildikten sonra da burada 5-6 tane, 6-7 tane hatta dal çıkmış. Şimdi buraya geldiğimiz zaman şu ortadaki dik giden dalı hemen alıyoruz. Ve dallar gördüğünüz gibi daha böyle yatık dallar. Şu dal bizim ileriki yıllarda budamamızı engelleyebilir. Şu dal. Çünkü çok aşağıda. Burada gövde sarsıcılı hasat makinesi kullanılmak düşünüyor. Şu dal engelleyebilir. Şu dal da engelleyebilir. Ve burada farklı yönlere bakan 4 tane dalımız kaldı. Bunların da uç alımı yapmak suretiyle. Ama açılar görüyorsunuz 45 derece değil. Mesela hepsinin açısı şu şekilde olsa, şu şekilde olsa çok daha güzel olacak ama dediğim gibi bu şekilde kalmaz. Ağaç 2. 3. yaşına geldiği zaman kendisini toparlayacak. Aslında istediğimiz şekil şu. Yani şu dalların açıları biraz daha yukarı doğru olsa. Ama dediğim gibi ileriki yıllarda bu ağaç kendini toparlar. Şimdi şuna bakalım. Şimdi buradan da 110 santimden tepesi kesilmiş. Ve toplam 5 tane ana dal çıkmış burada. Şimdi şu açıları bizim hoşumuza gitmeyen, açıları bizim gelecekteki budamamıza uygun olmayan burada 2 tane dal çıkmış hemen görüyorsunuz. Ve güzel de yan dallar vermiş. Bu 2 dalı hemen çıkarıyoruz. Bu 2 dalı hemen çıkardıktan sonra 3 tane ana dalımız kaldı. Şimdi şu bölgeden de bir dal çıksa problem yaratmayacaktı. Ama 3 tane dal olması burada problem değil. Ve hemen uç alma yapmak suretiyle buradaki dalları tırnaklı kesiyoruz. Ve yan dal. Ve buradaki dallara, şu aradaki dallara kesinlikle dokunmuyoruz. Çünkü bunlar bizim gelecekteki meyve gözlerimiz. Ve herhalde 10-15 tane ağaç budadık. Budama ile ilgili size şekil budaması ile ilgili kafanızda bir şeyler oluşturmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım yaptığımız budamalar size katkı sağlamıştır. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.